Herkese merhabalar. Ağır Sklet Box kanalına hoş geldiniz. Yeni bir pazar sohbetiyle daha yine karşınızdayım. Bir hafta boyunca Ağır nasıl gelişmeler oldu? Yaklaşan maçlar ve maç sonuçlarıyla beraber bilgi vererek sizlerle sohbet etmeye çalışacağım. Tabi biliyorsunuz Ağır şu anda fazla bir haber yok aslında. Çünkü tatil yani boksörler de e, tatil yapıyorlar tabii ki. Ama bu e, 21 Eylül tarihindeki Joshua Dubois IBF ünvan maçı ile birlikte ağır biraz daha hareketlenmeye başlayacaktır zaten. Birkaç tane haberimiz var. Ben sizlerle onları paylaşayım. E, Andrei Rudenko ve Johnny Fisher maçı var. Bu maç e, 28 Eylül'de yapılacak. Yani Joshua Dubois maçından bir hafta sonra ve e, hani Andrei Rudenko'yu nereden hatırlıyoruz? Jerry Denderson'ın nakavt ettiği bir boksör. E, tabii ki Johnny Fisher'ı da aktif tutmak istiyorlar. E, bu maçta yine Dizon'da yayınlanacak. E, bunun da bilgisini verelim. Diğer bir haberimiz Moses Itauma e, rakibi önümüzdeki hafta yani bu pazartesi ile başlayan hafta belli olmuş olacak artık. Zaten son e, bu yılda iki maç daha yapacağını söylemişti. Muhtemelen bu maçlardan bir tanesi Füri gecesi alt kartında olur. Diğeri de Eylül ya da Ekim ayında e, yapılması bekleniyor. Rakibinin açıklanacağını e, Frank Warren'ın ağzından zaten duymuştuk. E, biliyorsunuz Joseph Parker ile maç e, yapma ihtimali dahi e, bulunduğunu Frank Warren söylemişti. Moisés Oman'ın e Joseph Parker'ı istediği ile alakalı bir e, haber zaten düşmüş her yere. Bunlar dışında e, tabii ki yine Martin Bakole ile Zlayzeng arasındaki maç e, sürekli konuşuluyor. E, bu maçın olmasıyla alakalı zaten Türkiye Arsik e, düğmeye bastı. Çin'de ya da Afrika'da bu maç e, neredeyse kesin olarak yapılacak diyebilirim artık. E, çünkü Arsik'te ateş olmayan yerden duman Çıkmıyor. Evet. Bunlar dışında da çok önemli bir e, haberimiz yok. Artık tamamen e, Dubois ile Joshua arasındaki maça odaklandık. E, son 20 gün gibi bir zaman var. E, ve bu karşılaşmayla alakalı da eminim ki bir hafta kala e, bayağı da bir konuşmalar olacaktır. E, ve Wembley Stadyumunun 96 bin kapasiteye çıkartıldığı açıklandı. Ki bu da zaten rekor olacak. E, rekor sayıda seyirciyle beraber bu maç izlenmiş olacak. Tabii ki e, arsiklette bu ünvan maçıyla beraber e, artık tamamen e, bir güzergah da belli olacak. E, çünkü bu kemer kazanıldığı zaman e, ki hani Joshua kazanırsa ve Uysik'te Fury ile yaptığı maçı kazanırsa Zaten söylemişti Joshua ile Üçüncü maçı yapabileceğini Ama diğer taraftan baktığımız zaman Zaten Martin Bakoyle WBA sıralamalarında Bir numarada şu anda Zleyzen'i hani onu oyalamak için Kullandılar Diyebilirim Çünkü ben Martin Bakoyle'nin Zleyzen'i Yeneceğini düşünüyorum Hani Eğer hani Uysik ile maç yapacak olsa bile Martin Bakoyle Kontender e, durumunda olduğu için bunu söylüyorum. E, gerçekten bayağı bir beklemesi gerekecek, en azından 2026 yılına kadar. Tabii ki e, WBA kemeri, e, ikincil kemeri e, yine şeyde e, zaten biliyorsunuz Michael Hunter'daydı. O rövaş maçını da yapabilir. Yani biraz Bacoley'i oyalayacaklar gibi geliyor bana. E, ama e, Videonun başında da söylediğim gibi Johnny Fisher'i biraz böyle aktif tutmaya çalışıyorlar. Özellikle zaten Eddie Hearn'ın boksörü olduğu için sürekli Amerika'da vesaire ringe çıkma peşinde koşuyor Johnny Fisher. Onu böyle ilk 20 ilk 30 içerisinde atmayı düşünüyor Eddie Hearn. Çünkü Joshua ile alakalı artık son 2 yıl diyebiliriz. Joshua zaten bunu kendisi söyledi. Diğer taraftan Frank Warren'ın boksörü Moses Itoama. Gerçekten Joseph Parker'la bir maç alırsa bu hani Free Usyk gecesi alt kartında yapılabilir bu karşılaşma. Bu da WBO sıralamalarını ilgilendiren bir maç. Ve bu maçı kazanan kişi yine Alexander Usyk'in rakibi olacak ki zaten Joseph Parker interim şampiyon konumunda WBO'da. Dolayısıyla gerçekten bu Eylül ayından itibaren çok çok güzel maçlar ve e, e, hani tarihlerin açıklandığını duyabiliriz. E, bu açıdan tabii ki sevinçliyim. E, biraz daha sabretmemiz gerekiyor sadece. Son bir işte 20 gün zaten e, Joshua ile Dubois arasındaki karşılaşmaya. Ondan sonra artık e, tamamen karşılaşmalar ardı arkasına gelir. Her ay 2-3 maç izleriz diye düşünüyorum. E, bakalım. Zleyzenk ile Martin Bako arasındaki maç ne zaman ilan edilecek? E, o da çok önemli çünkü. Gerçekten ağır siklette hareketli günlerin yaklaştığını düşünüyorum. E, bu haftalık haberlerimiz e, bu kadardı. E, bu anlattıklarımla alakalı düşüncelerinizi lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. E, kendinize dikkat edin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.